Sonuçta bir tanesinin develeri çoğaldı çoğaldı, bir vadi dolusu kadar devesi oldu. Yani piyasanın deve noktasında en zengini haline geldi. Öbürünün sığırları bereketlendi, bereketlendi, bir vadi dolusu sığırları oldu. Öbürünün de sürü sürü koyunları oldu. Birer vadi dolduracak kadar, her birisi birer vadi dolduracak kadar deve sürüsü, inek sürüsü ve koyun sürüsüne sahip oldular. Hem hastalıklardan kurtuldular, hem de fakr-ı zaruretten kurtulmak değil sadece, belki popüler zengin oldular. Bir vadi dediğine göre, değil mi? Popüler bir zengin oldular. Sonra ثُمَّ اِنَّهُ اَتَ الْاَبْرَسَ ف۪ي سُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ. Tabii bu bir günde olmadı, iki senede, beş senede olmadı. Aradan seneler geçti. Aradan seneler geçti, bu manzara oldu. Seneler geçtikten sonra, böyle maddi imkanlara ulaştıktan sonra o melek, şimdi o cilt kanserine yakalanmış olan birinci adama geldi ama nasıl geldi melek? Cilt kanser hastalığına yakalanmış, üstü başıya bir yara bere, yani o adamın eski manzarası vardı ya, aynı o surette geldi, yaralı, bereli, fakir, efendim, cilt kanserine muptele olmuş bir adam suretinde, gariban, eli titriyor, geldi ona. Dedi ki, رَجُلٌ مِسْك۪ينٌ قَدِنْ قَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالِ ف۪ي سَفَر۪ي. Ben miskin, fakir, yoksul birisiyim. Yola gitmek istiyorum, gidemiyorum, yaya gidemiyorum, bineğim yoktur. فَلَا بَلَاغَ لِلْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ. Gideceğim yere gitmeye hiçbir imkanım yoktur. Allah ulaştırırsa beni ulaşırım. Bir de senden yardım istiyorum. Allah için senden yardım istiyorum. اَسْأَلُكَ بِالَّذ۪ي اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَع۪يرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ ف۪ي سَفَر۪ي. Bak ya, benim derime bak, bir de senin derine bak. Benim manzarama bak, bir de senin manzarana bak. Sana bu güzel rengi veren, sana bu güzel deriyi veren, sana bu kadar develeri veren Allah adına senden istiyorum. Beni bu yolculuğumda evime, menzilime ulaştıracak bir deve vermez misin bana? Diyor. Fekal. Bugünkü birçok esnafın dediği gibi. Diyor ki, El-hukuku kefiratun. Aa, verecek adam çoktur be. Dayım var, halam var, köylüler var, akrabalar var. Oo, sana sıra gelmez. El-hukuk kethiratun. Dolayısıyla sana veremeyeceğim. Diyor. Fekale lehu. Diyor ki ona, bu yaralı bereli olan melek. Ke enni a'rifu ya. Ben seni tanır gibi oldum ya. Ben seni tanır gibi oldum. أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَسَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَق۪يرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ. Ya sen böyle benim gibi cilt hastalığına yakalanmış değil miydin? Toplumda insanların arasında meclise giremiyordun. Fakr-ı zaruret içerisinde kıvranıyordun. Ben sanki seni öyle hatırlıyorum, böyle değil miydi? فَقَالَ dedi ki, اِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. Ben bu servete babamdan, dedemden, atalarımızdan geldi. Ben bu serveti öyle eldim. Fakir makir falan değildim diyor. Fekal. Melek ona dedi ki, اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَسَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتِ. Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin. Yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin. قَال وَاَتَ الْاَقْرَعَ. Melek onu bıraktı gitti. Saç kıran hastalığına muptela olup iyileşen insana, sığır, inek sahibi olan, sürüleri olana geldi. Fî sureti, ona da nasıl geldi? Saçları dökülmüş, kaşları dökülmüş, bıyıkları dökülmüş, kirpikleri dökülmüş bir surette geldi. Fekâle lehu, ona da dedi, ben miskin birisiyim dedi. Yolda kaldım dedi. Gidecek hiçbir imkanım yoktur dedi. Allah bana yardım ederse gideceğim yere ulaşabilirim. Bir de sen bana destek verirsen, ne olursun, bana destek verirsen gideceğim yere giderim. Sana bu güzel saçları veren, bu güzel kaşları veren,
bu güzel sakalları, bıyıkları veren, seni bu kadar mükemmel hale kılan, bu kadar sürü inekleri de sana veren, Allah adına ne olursun bana yardım et, dedi. O da dedi ki, geç be, benim verecek adamım çoktur. Benim kapı hiç dilenciden boş kalmıyor. Her zaman bize gelen oluyor. Sana verecek bir şeyim yoktur. Akrabalardan var, köylülerden var, oradan var, buradan var. Halbuki akrabalar da gittiği zaman, o size sıra gelmiyor ki diyor. Akrabalar da öyle söylüyor. Alıştı ya şimdi, hep havale etmeye alıştı ya. Kim giderse gitsin. Birisi gitse diyor ki ben Ali Hoca'ya veriyorum. Ali Hoca gitse diyor ki ben Hasan Hoca'ya veriyorum. Hasan Hoca gitse Ali Hoca'ya veriyorum diyor. Ali Hoca gitse Hasan Hoca'ya veriyorum diyor. İki cami arasında beynamaz. Vermemek için çareyi buldu yani. فَقَالَ لَهُمْ مِثَّ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثَّ مَا رَدَّ عَلَيْهَذَا Dedi ki ya ben seni tanır gibiyim sanki ya. Sen de böyle saç kıran hastalığına muhtelaydın, fakr-ı zorreti. Sanki öyle bir... Geçti ya. Ben bu tüyü servet ediyor. Babamdan, dedemden sahip oldum, öyle malik oldum diyor. Ona da diyor ki, eğer sen yalan diyorsan Allah seni eski haline çevirsin. Be'etel âmâ, geldi âmâya, üçüncü insana geldi. Fî suretihi ve heyyetihi. Âmâya nasıl geldi? Gözleri âmâ, kör, elindeki bastonla beraber geldi. O âmânın eski suretinde geldi. Dedi ki ona, miskinün ve ibn-i sebilin, ben fakirim, bir de yolcuyum. Darda kaldım, gidemiyorum. Bana yardım edersen, Allah'ın yardımıyla, senin desteğinle gideceğim yere giderim, yardıma ihtiyacım var, bana yardım et, ne olursun. Allah yardım ederse, sen elimden tutarsan, sıkıntımdan kurtulurum. Değilse yandım, gidemiyorum, kaldım yolda. Sana gözlerini veren, bu kadar koyunları sana veren Allah adına ne olursun bana yardım et, der âmâya. Âmâ der ki kendisine, kardeşim, ben de bir zamanlar senin gibi âmâydım. Allah bana gözlerimi verdi, şimdi görüyorum. Ben fakirdim, Allah bana şu gördüğün sürüleri, göreceğin sürüleri verdi. Kalabalık sürüm oldu. İstediğin kadar alabilirsin. Benimki az değildir. Ne kadar istersen alabilirsin. İstediğini al, istediğini bırak. فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمِ Allah'a yemin olsun ki ne kadar alırsan al, sana dur demeyeceğim. Bende hiç yoktu ki. Hiç yoktu bende. Gözlerim de yoktu. Gözlerimi verdi, yetmedi. Bir de bu sürüleri verdi. Şimdi ne kadar alırsan al, ben sana yemin ediyorum, dur demeyeceğim. İstediğin kadar aldı. Fekal, emsik melek. Melek açtı gözlerini. O zamana kadar âmâ olan şimdi görmeye başladı. Dedi ki, sırtını sıvazladı. Al, malın senin olsun. Koyunların senin olsun. Fe inneme betulitum. Siz üç arkadaştınız. Üçünüz de imtihan oldunuz. Allah sizi imtihan etti. فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَشُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ Allah senden razı oldu, sen imtihanı kazandın, arkadaşların imtihanı kaybetti. Kıymetli dostlar, bu hadis-i şerif, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen sahih bir hadis-i şeriftir. Geçmiş ümmetlerde imtihandan geçen üç kişiyi anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykuları kaçırmak için bu hadiseyi bize anlatmıyor. Bundan ibret alalım diye Allah Celle Celaluhu Habibi vasıtasıyla bu bilgiyi Efendimiz tarihçi değildi değil mi? Beni İsrail'de üç tane böyle insanın olduğunu, başlarından böyle bir olay geçtiğini Efendimiz yanlarında değildi. Kim öğretmiş Efendimiz'e? Allah öğretti, o da bizi öğretti. Sonuçta biz bundan bir ders çıkaralım diye Allah Celle Celaluhu Habibi ile bizlere bunu öğretti.